Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet dostlar, bugün sizlerle beraber Blackface Muhabbet Kuşu hakkında bir video paylaşacağım. Bu videoyu paylaşmamdaki sebep de bana gelen mesajlarda gerçekten arkadaşlarımızın kafasının çok karışık olmasından kaynaklanıyor. Ve Blackface serisi olarak arkadaşlar birkaç bölüm sizlere Blackface Muhabbet Kuşu hakkında bilgiler vereceğim. Böylelikle sizler de bu mutasyonu daha iyi bir şekilde tanımış olacaksınız. Bu yüzden de böyle bir karar aldım arkadaşlar. Çünkü gerçekten kafalar çok karışık. Şimdi konumuza başlamadan önce Blackface Muhabbet Kuşu hakkında ufaktan bir bilgilendirme yapıp daha sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. 1998 yılında sevgili dostlarım Hollanda'da bir derginin makalesinde kara suratlı kuşlar olarak arkadaşlar bir makalede yayınlanıyor ve böylelikle dikkat çekmeye başlayan bir mutasyon. Mutasyonun sahibi arkadaşlar Van Dijk adında bir kuşsever ve bu kuşsever dostumuz Van Dijk arkadaşlar 92 yılında bir pazarda gezerken iki tane mavi, siyah yüzlü ve göğsünde siyah çizgileri bulunan iki tane kuş ilgisini çekiyor. İlgisini çekmesi sonucunda bu kuşları satın alıp üretme kararı alıyor. Bu kuşları aldıktan sonra normal grilerle eşlemelerini gerçekleştiriyor ve bu ilk eşlemelerden normal mavi ve gri kuşlar oluyor. 2 yıl içerisinde de ne yapıyor arkadaşlar? Bu eşlemeleri devam ettirerek taşıyıcı arkadaşlar kuşları elde ediyor ve daha sonrasında da yoluna bu şekilde devam ediyor. Şimdi dostlarım, Blackface Muhabbet Kuşu'nun ana renkleri 4 adet oluyor. Bunlar birazdan size göstereceğim. İnşallah mavi Blackface, daha sonrasında yeşil Blackface, gri ve antrasit siyah olarak arkadaşlar renkler ayrılıyor. Tabii ki Blackface sadece yeşil ve mavi olmuyor arkadaşlar. Bunlar da aralarında ton ton, yeşilin tonları, gri'nin tonları, mavinin tonları gibi tonları var. Bunlar normal bizim genli muhabbet kuşu diye tabir ettiğimiz kuşlardan arkadaşlar, lakin çok özel bir kan ve mutasyon sevgili dostlarım. Bunu ilk önce iyi anlamanızı istiyorum. Bildiğiniz üzere rainbow kuşlar renk çalışması yapılarak elde edilen bir kuş. Lakin Blackface öyle değil arkadaşlar, tamamıyla bir mutasyon çalışmasıdır. Blackface deyince adından da anlaşılacağı gibi kara yüz, kara surat, kara kanat gibi şeyler aklımıza geliyor. Evet, doğrudur, Blackface böyledir. Lakin arkadaşlar sizin üretmiş olduğunuz normal yerli Çekoslovak, İngiliz, Hollanda, Jumbo gibi kuşlarınızda nasıl parçalı, işte violet, turkuaz, opal gibi kuşlarınız var ise eşlemeleriniz sonucunda Blackface'lerde de aynı bu şekilde arkadaşlar kuşlar mevcut. Bunlar kimi zaman resesif olabiliyor, kimi zaman kuş beyaz bir kuş olabiliyor arkadaşlar ama aslında Blackface. Tabii ki ilerleyen aşamalarda Blackface'ler bunlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Mutasyon çalışmaları sonucunda hem Blackface hem Blackwing olmak üzere her iki mutasyonu da içerisinde taşıyan kuş da arkadaşlar Blackface'de mevcut. Yani her iki mutasyon hem Blackface hem Blackwing. Tabii ki bunların mutasyonları çoğaldıkça değeri, fiyatı ona göre değişiyor. Mavi bir Blackface ile yeşil bir Blackface ile siyah ve antresit olan Blackface'in arasında tabii ki nedir arkadaşlar? Farklılıklar olabiliyor, fiyat farklılıkları. Tabii ki
Bileşmeyiz ve bilek linke geçtiğinizde de bu ara iyice açılıyor ve daha da sonrasında melanistiklere çıktığınızda arkadaşlar tabii ki çok büyük bir oran, arada bir fark meydana geliyor. Evet dostlar, dediğim gibi kuşlarımızın renkleri mevcut ve bunların da kendi aralarında nedir arkadaşlar? Tonlamaları da mevcut. Resesifi de var, parçalısı da var. Dediğim gibi mavilerin içerisinde opali de var, koyu mavisi var, daha açık mavisi var, siyahın tonları var. Dediğim gibi bu şekilde oluyor. Bu arada kuşlarımıza zaten ufak ufak eşe gelmeye başladı bilek feslerimiz. Daha tabii ki ekleme yapılacak. Bu bilek fes muhabbet kuşları hakkında sizleri elimden geldiği kadar ne yapacağım arkadaşlar? Bilgilendirmeye çalışacağım. Zaten hem Instagram kanalımda hem de YouTube kanalımın topluluk kısmında bu kuşların nasıl olduğu resimlerle sizlere ne yapıyorum? Göstermeye çalışıyorum. Şu an çok yoğun bir talep söz konusu arkadaşlar. Biz bu kadarını gerçekten beklemiyorduk. Lakin tekrar altını çizerek ve üstüne basarak söylüyorum. Mutasyon çalışması öyle renk çalışmasına veya herhangi bir çalışmaya benzemez arkadaşlar. Mutasyon ayrı bir şeydir. Black face muhabbet kuşlarımız gene tekrar altını çizerek söylüyorum çok özel. Kanı çok özel olan kuşlardır. Ve çalışma için gerçekten çok başarılı kuşlardır. Eğer ki sabrederseniz ve bu kuşlarla eşlemeler yaparsanız ki çiftleşmemiz oluyor şu anda. Evet, güzel. Çok iyi olacaktır. Evet dostlarım, şimdi ben size birkaç örnek vermek babında zaten videolarımızı seri şekilde sizlere ne yapacağım? Göstereceğim, tanıtacağım. Ve sizler de bu konuyu iyi bir şekilde anlamış olacaksınız arkadaşlar. YouTube kanalımızın topluluk kısmında da bugün bir paylaşım yaptım. Oradan da black face deyip de açık renkli olan black face'leri de görebilirsiniz. Şimdi ben size ufak tefek şöyle bir göstereyim daha iyi anlamanız için. Evet dostlar, bu arada yemlerimizi birazdan değiştireceğim videoyu çektikten sonra. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yeşil olan kuşumuz yeşil black face arkadaşlar. Ve hemen arkasında görmüş olduğunuz kuşumuz normal standart mavi diye, siz şöyle bir zoom varsak eğer mavi diye görüyorsunuz ama lakin bu kuşumuz da erkek ve black face taşıyıcı arkadaşlar. Yani normal bir yerli diye siz baktığınızda tabir edersiniz. Lakin kuşumuz taşıyıcı. Hemen yukarıda da gene aynı şekilde yeşil olan black face'imiz ve yanındaki taşıyıcı kuşumuz. Hemen bir yan kafese geçtiğimizde burada görmüş olduğunuz, hemen şöyle açalım daha rahat bakalım. Şurada görmüş olduğunuz kuşumuz sevgili arkadaşlar gri, güzel bir black face'imiz ve yanındaki de arkadaşlar yeşil black face'imiz. Yeşillerin arasında dediğim gibi arkadaşlar ton farklılıkları, kuşların ton farklılıkları renklerde, yeşilde, mavide, turkuazda ton farklılıkları tabii ki söz konusu oluyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hemen bir aşağıya geçtiğimizde burada gene görmüş olduğunuz gibi yukarıdakinin yeşilinden arkadaşlar daha farklı bir şekilde olan diğer bir black face'imiz var. Bu black face'imiz arkadaşlar yeşil olanımız erkek ve hemen yanında gördüğünüz gibi mavinin tonlarından turkuaza doğru kaçmış olan gene güzel bir dişimiz var. Hemen şu şekilde umarım ki rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu tarafa geçtiğimizde burada görmüş olduğunuz kuşlarımız da black face arkadaşlar. Bunlar da resesif black face'lerimiz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi resesif black face'lerimiz. Umarım ne demek istediğimi daha iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Ben özellikle bu kuşlarla mutasyon çalışması yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şekilde umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Şöyle baktığınız zaman bir üstte
Şu yeşili görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu yeşili görüyorsunuz. Ve hemen bir alta geçtiğinizde bu yeşil ondan biraz daha farklı. Tonlar açılabiliyor, koyulaşabiliyor. Dediğim gibi normal sizin beslemiş olduğunuz kuşların renkleri gibi bunların da arkadaşlar renkleri mevcut. Şöyle yakından da gösterelim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Daha açıklayıcı videoları da sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Bu Blackface bölümümüzün birinci bölümü olsun. Genel bilgi bağımında olsun. Evet, salmayı son arkadaşlarımız vardı. Salma ne durumda diye. Salmamızı arkadaşlar bitirdik. Son hali biliyorsunuz göstermiştim. Daha tünekleri yoktu. Şu şekilde salmamızı kurduk. Tüneklerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle. Tüneklerimiz de çok güzel oldu. Hepsini kendimiz yaptık. Yine aynı şekilde bu tarafta da. Yan taraftaki Jumbo öğretimhanemizin de tüneklerini yaptık. Oraya da bir ufak salma yaptım gene. Burada da salmalarımız var. Arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafa geçecek olursak. Şöyle bir yan tarafa geçelim. Burası biraz dağınık. Salma yaptık çünkü. Buraya da bir tane salma yaptık. Şu şekilde. Yine tüneklerimizi koyduk. Düzenlemeleri yapılacak. Oyuncaklar falan gelecek. Daha birkaç tünek daha yapacağız arkadaşlar. Burada boşalan kafeslerimiz var. Sahiplendirdiğimiz takımlar oldu. Çekler. Onları verdik arkadaşlar. Şunlar boşalmış oldu. Yine bu şekilde burada yine yavrularımız var arkadaşlar. Jumbo çek karışık. Bu tarafta. Bu tarafta yine yeni yeme düşen yavrularımız var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Jumbo. Burada iki tane jumbomuz var. Kırıklarımız var. Güzel bir şekilde. Buralar gene devam ediyor tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Bu şekilde. Durmadan çiftleşen de bir takımımız. Hazır videoda gelmişken erkeğimiz çok baskın. Görmüş olduğunuz gibi canlı canlı. Sağlıklı kuş her zaman nedir arkadaşlar? Çalışmasını gerçekleştiriyor. Burada da gene aynı şekilde yavrularını çıkarttı. Durumlar bu şekilde dostlarım. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok Allah'a şükür. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Ve Blackface muhabbet kuşunu size en iyi şekilde ne yapacağım arkadaşlar? Elimden geldiğince tanıtacağım. Blackface'in her türlü mutasyonu arkadaşlar inşallah elimizde olacak. Zaten şu an Türkiye'de olmayıp da elimizde olan özellikle Blackface ve Blackwing kanadında elimizde mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar bilgilendirmelerini de size yapmaya devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum arkadaşlar. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza en güzel yavrular sizlerin olsun dostlar.